bir sosyal medyada viral olan bir video var. Geçen cuma sevgili Yusuf Kavaklı hocam bir yazı getirdi bana. Al bu yazıyı oku diye. Ben de canlı yayında okudum. Bilinçli takipçilerimiz onu o canlı yayınımızdan alıp sosyal medyada şu anda o videoyu döndürüyorlar. Videonun özeti şu. Diyor ki, sesleniyor. Ben yıllarca bir ilaç firmasında çalıştım. Üst düzey yöneticilik yaptım. Ama şunu söyleyebilirim ki, kişinin itirafını şu anda sizinle paylaşıyorum. Diyor ki, ilaçlar insanı iyileştirmez. Aynen öyle. Sistem insanın iyileşmesini istemiyor. Evet. Sistem diyor ki, sen hastalan, ben sana ilacını veririm diyor. Evet. Sistemin istediği başka bir şey yok. Bundan 4 ya da 5 sene önce elimizde. Amerika'daki büyük bankalardan bir tanesinin tepe yöneticisi açıklama yaptı. Aynen adamın söylediklerini naklediyorum. Google'da galiba var. Aynı şeyden bahsediyoruz. Evet. Adamın söylediklerini naklediyorum. Google'da var. İsteyen arayıp bulabilir. Dedi ki, bankanın ismini de söyleyebilirim de olmaz şimdi canlı yayında. Şu aynen şu cümleyi kurdu. Hastalıkların iyileşmesi ekonomi için iyi bir şey değildir. Hastalıkların iyileşmesini falan istemiyoruz. Hastalıkların devam etmesini istiyoruz ki ekonomi canlansın, ekonomik faaliyet olsun dedi. Bunu kim söyledi? Bir doktor değil, bir bankacı söyledi. Amerika'nın en büyük bankalarından birinin tepe yöneticisi söyledi. Bankacıya ne? O ne karışıyor hastalıklara? O biliyor mu bizim hasta olarak ne çektiğimizi, çilemizi? Bankacı çok önemli. Bu bankacı için önemli olmaz olur mu? Bugün dünyada tıp bir sektör haline gelmiştir. Ve bu sektörün içinde hastanın iyileşmesini isteyen hiç kimse yoktur. Sektör tam tersine hasta sayısı artsın ve ömür boyu ilaç kullansın diye ister. Size diyabet anlatıp duruyoruz. Örnek vereyim, sizin ilaç firmanız olsa antibiyotik mi üretirsiniz, diyabet ilacı mı üretirsiniz? Antibiyotiği hastada sadece enfeksiyon olduğunda veriyorsunuz. Bir insan, öyle insan var ki 10 senede bir antibiyotik kullanır. Ama diyabet ilacı ürettiğiniz zaman hasta ömrü boyunca her Allah'ın günü diyabet ilacı kullanmak zorunda. Diyabetin iyileşmesini kim istesin ki? İsteyen yok. Öyle birisi yok. Diyabetle ilgili yayınlar önemli. Çok enteresan bir yayından bahsedeceğim Nur. 2015 yılında çıktı. Diyabet ilaçlarının etkinliğiyle ilgili yapılmış yayınları taradılar. Son 20 sene içinde 3792 tane bilimsel yayın taradılar ve çıkar ilişkisine baktılar. Ne gördüler biliyor musunuz? Dünyada son 20 yıl içinde diyabet ilaçlarının etkinliğini araştıran bilimsel yayınların %94'ünü diyabet ilacı üreten firmalar finanse etmiş. Nerede bağımsız bilim? Hani nerede benim o meslektaşlarımı yönlendiren bağımsız bilim, kongrelerde sunulan yayınlar, textbooklarda bulunan yayınlar, bütün o PubMed'e girdiğiniz zaman okuduğunuz yayınlar %94'ünü diyabet ilacı üreten firmalar finanse etmiş. Bağımsız bilim öyle mi? Bilim bunu söylüyor öyle mi? İşte o bilim ne diyor size? O bağımsız denilen ilaç firmalarının finanse ettiği bilimsel yayınlar diyor ki diyabet ilaçlarını kullanın, hastaya da bol bol karbonhidrat verin diyor. Yani karbonhidrat vererek hastalığını derinleştirin, sonra da şekerini düşürmek için ilaç verin diyor. Sonra ne oluyor? Bunun adı bilim oluyor. Allah Allah. İlaç firmalarının finanse ettiği yayınlara dayanarak bir bilim yaratacağız. Ortada açık bir gerçek var. Diyabet hastaları iyileşmiyor. Bunu da görmezden geleceğiz. Ve birileri çıkıp da benim gibi, ya kardeşim burada bir hata var. Bakın diyabet hastaları iyileşmiyor. Bu program yanlıştır. Bir kere mantığa ters. Şekeri yükselen hastaya niye daha çok şeker verip de ondan sonra düşsün diye ilaç veriyoruz dediğim zaman da beni tukaka ilan edeceksiniz, aforoz edeceksiniz, linç edeceksiniz. Bırakın geçin bunları. Beni linç etmek falan, bunlar önemli değil. Ben nihayetinde bir bireyim. Konuşacak bir tek nefesim. Önemli olan realite, gerçekler. Diyabet hastaları iyileşmiyor. Bu gerçeği görün. Takip ettiğiniz hastalar daha kötüye gidiyor. Bu gerçeği görün. Bu daha nereye kadar saklanabilir bir mızraktır? Nereye kadar kılıfını uyduracaksınız? Yok böyle bir şey. Lütfen artık bu gerçeği görün. Ve lütfen bu yanlıştan bir an önce vazgeçin. Benim için değil, kendiniz için. Mesleğinize olan sorumluluğunuzdan dolayı vazgeçin. Bütün bilimsel yayınlarda yönlendirme var maalesef ve diyabet konusunda tekrar vurguluyorum, bu bir manifestodur. Diyabet konusunda modern bilimin yaklaşımı, tedavisi tamamen yanlıştır, bir akıl tutulmasıdır. Evet. Zamanı bu yüzden çok seviyorum. Çünkü zamanın gerçekleri ortaya çıkartmak gibi çok önemli bir özelliği kesinlikle var. Bu gerçekleri ortaya çıkarırken o süreçte, geçen zamanda bizim bazen aleyhimize işliyor farkındalığımız olmadığı için. Ama mesela şu anda ekran başında olup da bu farkındalığı yaşayan ve bugünden itibaren günlük öğünlerinde ekmeği, unu, şekeri hayatından çıkaran diyabet hastaları görecekler gün be gün nasıl iyileştiklerini. Cumartesi günü pişi yaptım hocam ben evde. Eyvah. Ve bunu Instagram'da paylaştım. Bütün takipçilerim bana Ümit hocam görmesin dedi. Doğru görmesin dedim ama insanız canı. Aslında ben de gördüm de görmezlikten aman geliyorum. Aman ne olur hocam, görmezden geliyorum. Çok canım istedi. Daha doğrusu kızımın canı istedi. O yüzden yaptım. Ben de insanım, oradan birazcık yedim tabii. Misafirlerim Nurcuğum, de vardı. Takip ettiğim bir hesap var.
kara buğday unuyla glutensiz pişi yaptı. Birkaç ya. Hafta önce. Evet. Bana da yani aslında pekala bunları kara buğday unuyla falan da yapabilmek mümkün. Artık böyle yapacağım. Artık böyle yapacağım. Çünkü neden biliyor musunuz? Cumartesi günü yediğim pişiden sonra elimi kolumu kaldıramadım. Aa, bakın. O kadar kötü hissettim ki kendimi. Gözüm kapanıyor, bir ağırlık var. Aa dedim, yani bir pişi yiyeceğim, bir hayatım karardı. Ya, pazar ya, günü ya. Kalktım. Sizin bahsettiğiniz bir beslenme sistemi var ya. Yumurta, işte domates, peynir, salatalık, zeytin, peynir, tereyağı. Onları yedim. Yemin ediyorum pazar günü o kadar dinamik ve o kadar iyi hissettim ki kendimi. Tabii. Gıdalar insanı hasta ediyor. Kesinlikle. Ben kendimden test ederek söylüyorum ki tiroid hastasıyım. Apandistim yok sizin söylediğinize göre. Probiyotiğim de yok. Peki probiyotiği dışarıdan alsak olmaz mı mesela, böyle gıda takviyelerimiz takviyeleriyle? Var ve tedavide kullanıyoruz. Ama ben her zaman vurgularım, takviye almak önemli. Fakat probiyotik söz konusu olduğunda gıdanın yerini tutacak hiçbir şey yok. Yok değil mi? Siz rahmetli Ahmet Aydın Hoca söylerdi. Bir yemek kaşığı turşu suyu içtiğiniz zaman yüzlerce milyar probiyotik bakteri alıyorsunuz. Yüzlerce milyar. İnsan vücudunda 100 trilyonun üzerinde probiyotik bakteri var. Sayı sürekli değişiyor. Yeni yeni bulgular çıkıyor çünkü. Bunların tür olarak baktığınızda 4500'ün üzerinde ayrı tür olduğunu biliyoruz. Fakat bu 4500 ayrı türün sadece 120-130 tanesini üretebildik. Bunların 20-30 tanesinin ne işe yaradığını anlayabildik, dokümante ettik. Takviye olarak baktığınızda 11-12 tane probiyotik türünün takviyesi var. Yani 4500 ayrı tür var, onların ne olduğunu bile bilmiyoruz. Bilmiyorum. Biz elimizdeki o devede kulak olan bilgiyle hareket ediyoruz hastalarımızı tedavi edebilmek için. Ama her hastamada özellikle vurguluyorum. Ben sana probiyotik takviyesi veriyorum. Bağırsakta çözünen güzel bir probiyotiktir bu. Ama sen muhakkak surette beslenmeyle, yani sirke, turşu, ev yoğurdu, evde mayalanmış kefirle bol bol probiyotik almak zorundasın diyorum. Bu çok önemli. Evet. Size şimdi bir çay tarifi vereceğiz. Hı-hı. Bu çay tam bir şifa deposu. Hı-hı. Özellikle hastalandığında, grip olduğunda, nezle olduğunda ve dahasını şimdi hocam anlatacak. Zencefilin mucizesini konuşacağız şimdi. Evet. Zencefilin mucizesinde bunu çay içip, demleyip içtiğimiz zaman ve bunu nasıl tüketebiliriz? Hocamdan dinleyelim. Çünkü gerçekten bir şifa kaynağı. Aynen öyle. Şimdi zencefili taze olarak da tüketebiliriz. Kurumuş, kuru kök olarak da tüketebiliriz. Kuru kök demleyecekseniz o zaman biraz böyle kaynatmakta bir iki dakika fayda var. Bu tazesi, ama tazesini, değil mi hocam? Bu tazesi. Peki bir şey çok kolay hocam, bir şekilde bunu böyle hazırlayabiliriz. Bunu kestiğim zaman buzdolabında mı saklamalıyım? Ben böyle sebzelerin içine saklıyorum, ama doğru bir şey mi bu? Kestiyseniz eğer buzdolabına koyun. Her sebze, meyve okside olur havayla temas edince. Peki şeyini kapalı yitirir olarak mi? Buzdolabına koymakta fayda var. Vitaminlerini yitirir mi? Tabii ki kestikten sonra okside olmaya başlar. Yani bunun kesilmesi demek havayla temas etmesi demek. Hı-hı. Havayla temas etmeye başladığı anda içindeki etkili maddeleri, antioksidanlarını yitirmeye başlar. Bakın ben ne yapıyorum? Bunu hafifçe soydum, kabaca soyabildiğim kadar burada. Ondan sonra da küçük parçalar haline ayıracağım. Böyle kibrit çöpü gibi yapacağım. Niye? Üzerine sıcak su ekleyeceğim ben bunun. Sıcak suyla temas eden alanlarını büyütmeye çalışıyorum keserek. Böylece bunları keserek zencefil çubukları, kibrit çöpü gibi çubukları elde ettim. Dolduruyorum bardağımın içine. Bir baş parmak boğumu kadar zencefil kullandım. Bu kadar bir zencefil kullandım, soyulmuş hali. Bunun içine ben limonun kabuklarını koyacağım. Limonun kabuklarında D-limonen var. D-limonen son derece önemli bir etken madde. Antikanser maddedir. Son derece kuvvetlidir. Limonun kabuklarını ihmal etmeyin. Tabii ki bal mumuyla, ilaçla kaplanmamış limonun kabukları. Bu kadar. Zencefil çayı yapıyorum. Üzerine kaynar su ekleyeceğim. Kaynar su demişken kettle'ın altını kapattık. Bir 5 dakika, evet, en azından soğudu. Yani 80-90 dereceye geldi. Bir bardak su ekliyorum. Zencefille demliyorum. Oh, 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 bu muazzam bir çaydır. Zencefil benim üst solunum yolu enfeksiyonlarında, nezlede, gripte kullandığım bir numaralı bitkimdir. Şeyden, ayrıca, bir yerde okumuştum hocam. Zencefil antibiyotik niteliğindeymiş. Öyle tabii, mi? Tabii. Yani mikrop kırıcı bir özelliği son de varmış. Son derece güçlü bir antimikrobiyal özelliği vardır. Gerçekten bitkisel bir antibiyotik gibidir. Ama hem virüslere hem bakterilere etkilidir. Sadece bakterilere değil, antibiyotikler sadece bakterilere etkilidir. Hı hı. Zencefil hem virüslere hem bakterilere etkilidir. Zencefil ayrıca çok güçlü bir antikanserdir. Limonun kabuğundaki D-limonen maddesi de antikanserdir. Yani bu zencefil çayını kanser hastaları da içebilir veya kanserden korunmak isteyenler de içebilir. Aynı zamanda bir şey daha var. Zencefil güçlü bir mide bulantısı önleyicidir. Çok güçlüdür hem de. Mide bulantısını engelleyici İyi özelliği mu? Çok güçlüdür. Tabii.
Kemoterapi alıp da mide bulantısı şikayeti olan kanser hastaları hem antikanser özelliğiyle hem de mide bulantısını engelleyici özelliğinden dolayı bu limon ve zencefil çayını bol bol tüketebilirler. Peki bu biraz hocam böyle buruk ve şey acımsıdır, kekremsi bir tat ya. Mesela mide rahatsızlığımız varsa yine de kullanabilir miyiz? Midesi rahatsız olanlarda gerçekten biraz rahatsız edebiliyor bu. Zerdeçal kadar değil. Zerdeçalın mide ekşimesi etkisi daha fazladır. Zencefilde biraz daha azdır. Ama midenizi gözeterek kullanmanızda fayda var tabii. Şimdi bu çayın içine soğuduktan sonra yarım limon suyu sıkacağım. Bol C vitamini olacak ve o şekilde tüketeceğim. Bunu bir de şöyle tüketebilirsiniz. Nur, bu çok önemli. Özellikle hastalarımda şunu görüyorum. Benim çocuğum hocam diyor işte gazoz içiyor. Gazoz içmeyi çok seviyor. Ben ona başka şeyler içiremiyorum. Bakın size çocuğunuz için bir tarif vereyim. Büyükler de tabii ki tüketebilir. Bunu alın. Bu şekilde kaynar suyla demleyin. Bizim yaptığımız gibi bu şekilde. Ondan sonra bir sürahiye geçirin. O koyduğumuz zencefiller kadar biraz daha zencefil ekleyin içine. Yine limon kabukları koyun içine. Bir limonun suyunu sıkın ve demlediğiniz sıcak suda demlediğiniz çayı süzerek içine koyun. Karıştırın. Biraz buz ekleyin üzerine. Çocuğunuza gazoz içirir gibi içirin. Çocuğunuz bayılacak. Ya da başka bir şey mi yapmak istiyorsunuz? Ben iş yerinde hocam bunu demleyemiyorum. Efendim? Tatlılığı nasıl vereceğiz? O kadar güzel bir aroma oluyor ki. Öyle mi? Hem zencefil hem limon hem limon kabuğu. Çocuk mis gibi içecek onu. Halbuki aslında su içiyorsunuz. Bir daha tekrar eder misiniz? Size zahmet olmazsa. Bir daha tekrar kolayını tekrar edeyim. Ben iş yerimdeyim hocam. Çay demlemeye imkanım yok. Bir sürahiye bu zencefilleri bu şekilde dilimleyip koyun. Yine bir limonun kabuklarını koyun. Bir limonun suyunu sıkın. Üzerine su doldurun. Uzun süre o suyun içinde içme suyu kıvamında beklesin. Örneğin akşamdan hazırlayın, sabaha kadar beklesin. Biz buna maserasyon diyoruz. Yani oda ısısındaki suyun içinde bekletme, uzun süre bekletme yöntemi. Hı hı. Yine aynı şekilde son derece güzel bir zencefil içeceği elde edeceksiniz. Yani aslında zencefili her zaman her yerde tüketebilirsiniz. Özellikle bunu çok tavsiye ediyorum. Niye? Çünkü her birimiz her gün su içiyoruz. Çay içmeyebiliriz, kahve içmeyebiliriz ama su içiyoruz. Vücudumuzun da suya ihtiyacı var. Akşamdan sürahinin içine bir büyük baş parmağı boğumu zencefili incecik doğrayıp koyarsanız, bir limonun kabukları ve bir de limon suyu sıkarsanız, sabaha kadar içinde beklerse maserasyon yöntemiyle kendiniz için son derece zengin, hem antikanser hem antiviral hem bulantı önleyici güçlü antioksidan bir çay yapmış olursunuz ve onu su niyetine içersiniz. Bunu gelen misafirlerinize ikram edebilirsiniz. İçine buz koyarsınız, iki nane yaprağı atarsınız, çok da havalı olur. Değil mi? Yani biraz ne kadar güzel bir şey yaptınız. Biraz tatlandırmak için mesela organik güzel bir bal koyabilir miyiz? Koyabilirsiniz. İçine? Eğer diyabet hastası değilseniz bir sürahiye bir tatlı kaşığı güzel hakiki bir balama. Yani bu mesela hakiki bal mevzusu için çok önemli. Tabii ki kullanabilirsiniz. Bir sürahiye bir tatlı kaşığı bal koyduğunuz zaman son derece güzel bir lezzet elde edeceksiniz. Ama diyabet hastaları baldan uzak durmalı. Diyabet hastaları açısından bal tabii ki şifadır ama şeker içeriği de çok yüksektir. Bal yememek gerekir. Bugün o kadar mutluyum ki kendi adıma çok mutluyum. Niye? Yine sevgili doktorumuzdan, Ümit Aktaş'tan çok güzel bilgiler edinmedik mi sağlığımızla ilgili? Vallahi asıl ben mutluyum. Çok teşekkür ederim. Çünkü bu programda söylediklerime izin verecek olan tek program bu. Çok teşekkür ederim. Emeği geçen herkese, sizin nezdinizde, bütün Beyaz TV ailesine teşekkür ediyorum. İyi doktorları sizinle buluşturmaktan da vallahi gurur duyuyorum. Ailemizin doktoru Ümit Aktaş anlattı. Bağırsaklarımızı nasıl koruyacağız, hastalıklarımızdan nasıl korunacağız, probiyotikleri hangi gıdalarla alacağız, şeker hastaları hastalıklarından nasıl kurtulacaklar. Dahası için hocamı takip edin. Çok güzel tarifler veriyor. Teşekkür ederim. Ümit Aktaş Official. Doğru evet, söyledim değil doğrudur mi? Hocamızı takip edebilirsiniz. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim.